Ryan Chen erkek arkadaşıyla Paris uçağına giden kapıya yaklaştığında koşmayı bırakarak yavaşladı. Uçak hala oradaydı ancak uçağa açılan körük kapanmıştı. Uçak gözlerinin önünde beklerken ona nasıl binebileceklerini düşünmeye başladı. Kokpitin tam karşısında bulunan pencere ilerleyerek pilotlarla göz göze gelmeye çalıştı. Pilotlardan biri başını kaldırdı. Pencerenin önünde perişan halde duran Ryan'i gördü. Ryan gözlerinin içinde hüzünlü bir şekilde rica eder gibi baktı ve omuzundaki çantayı çaresizce yere bıraktı. Sonra pilotun dudakları hareket etti ve diğer pilot da ona bakmaya başladı. Onunla da göz göze geldi ve başını salladı. Motorlar yavaşlamaya başladı. Kapı görevlilerinden birinin telefonu çaldı. Görevli gözlerini tamamen açarak Ryan ve erkek arkadaşına çabuk çantalarınızı alın pilot uçağa binmenize izin verdi dedi. Ryan Harvard'da müzakere kursunda gördüğü 6 yöntemi kullanmıştı. İlk yapmanız gereken sakin olmak. Duygularınız yapacağınız anlaşmayı mahvedebilir. İkinci olarak birkaç saniye bile olsa hazırlık yapın ve zihninizi toplayın. Üçüncüsü karar merciğini bulun. Bu hikayede karar merci pilottu. Kapı görevlisiyle harcanacak tek bir saniye bile yoktu. Dördüncüsü kimin haklı olduğuna değil Amacınıza yoğunlaşın. Amaç Paris uçağına binmekti. Beşincisi insanlarla iletişim kurun. Müzakere içerisindeki en önemli unsur insanlardır. Son olarak karşınızdaki insanın içinde bulunduğu durumu ve gücünü kabullenin. Onlara değer verin. Eğer bunları yaparsanız amacınıza ulaşmanız için otoritelerini kullanacaklardır.